Doğa Tarihi Müzesi'nin diğer kapısı. Geldiğimiz yön Buffon Sokağı. Karşımızda Geoffrey Santillari Sokağı var. Karşımızda da George Cuvier Sokağı var. Bu üç sokak Doğa Tarihi Müzesi'ni çevrelemiş. 1820'li yıllarda, o dönemlerde bu üç bilim adamı canlılığın yapısıyla ilgili görüşler ortaya atmışlar. Yanılmıyorsam Cuvier'in yapı birliği görüşü var. Homolojiyi biraz uç noktalara götürmüş. Onunla en büyük tartışmayı sanırım Santillari veriyor. O da hemen karşımızdaki sokak. Yine Buffon Sokağı. Burası Santillari'ymiş. Geldiğim yer Buffon Sokağı o zaman. Karşımızda Cuvier Sokağı var. Evet, göstereceğim şimdi. Bu bölge tam Naturalist Sokağı bölgesi daha doğrusu. 1820'lerde ve daha sonra Darwin'in Evrim kitabını, daha doğrusu Türlerin Kökenini isimli kitabını yayınlamasının fitili biraz da buralarda atılmış. 1820'ler burada oldukça tartışmalı yine Cambridge. Ekolü de var. Ama doğa tarihi açısından özellikle son 200 yılın oldukça önemli bir bölgesi. Bu alanda uzmanlığım yok ama gelişim biyolojisiyle ilgili görüşlerin, tohumlarının atıldığı yerler buralar.